Hamilelik süreci kadınları hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çok etkiler. Bazı kadınlar bu süreçte her şeyin kontrolünü kaybettiği hissine bile kapılabilir. Özellikle de ilk hamilelikse yaşanılan sürprizler oldukça sinir bozucu olabilir. Hikayemizdeki kadın da hamileliği sırasında yolunda gitmeyen bir şey olduğunu fark edince çok korktu. Hantipollu Karen Gilbert ilk kez hamile kalmıştı. Kocası Lan'la birlikte doğacak çocuğu bekliyorlardı. Bir gün rutin kontrol için ultrasona gittiler ama gördükleri şey herkesi çok şaşırttı. Ultrasonda bir değil, iki değil, tam üç çocuk görünüyordu. Bu haber onları çok sevindirmişti ama aynı zamanda da çocukların bakımını karşılayamayacakları için endişelilerdi. Ayrıca üç çocuk birden taşımak Karen'ın çok acı çekmesine sebep oluyordu. Doktorlar da bu çifte üzücü bir şey önermek zorunda kaldılar. Annenin sağlığı için kürtaj yapmaları gerekiyordu. Aynı plezentayı üç çocuk paylaştığı için yeterli besini alamayıp annenin iç organlarını yemeye başlayabilirlerdi. Ama Karen kürtajı reddetti. Çocuklardan birini 2 ay erken doğurmaya karar verdiler. Çocukların isimleri Fiona, Madigan ve Paige'ti. Ama hikaye burada bitmedi. Üçüzler birbirlerine o kadar benziyordu ki Karen da kocası da üçüzleri birbirinden ayıramıyordu. Bu durum o kadar kafa karıştırıcıydı ki hangisi beslendi, hangisinin banyo yapması lazım, hangisinin altının değiştirilmesi gerekiyor anlayamıyorlardı. Nihayet Karen ve Lan yaratıcı bir çözüm buldular. Üçüzlerden üçüne de farklı renk oje sürdüler. Bebeklerin isimleriyle başlayan renkte oje ile ayak tırnaklarını boyadılar. Fuşya rengi Fiona'yı temsil ediyordu. Mavimsi yeşil Madigan'ı temsil ediyordu. Patlıcan rengi oje ise Paige'i temsil ediyordu. Bu sayede Karen ve Lan çocukları kolayca ayırabilmenin yolunu bulmuş oldu. Ayrıca dışarıda oldukları zamanda da bebeklere de aynı renklerde ayakkabı giydirmeye karar verdiler. Bebekler şu anda çok sağlıklılar ve aile çok mutlu. Çocuğunuzun dünyaya gelmesi tecrübe edebileceğiniz en heyecan verici şeylerdendir. Fakat maalesef bazen doğumda komplikasyon oluşursa heyecanın yerini kaygı alabiliyor. 30 yaşındaki Rus anne adayı hamileliği süresince doktorlara inanmadığı için hiç muayeneye gitmedi. Kadının doğum tarihi gecikince endişelenmeye başladı ve sonunda doktora görünmeye karar verdi. Doktorlar inanılmaz bir manzarayla karşılaştılar. Geçtiğimiz sene Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan bir anne adayı acilen hastaneye geldi. Kadın hastanelere güvenmediğinden hamileliği boyunca doktora hiç görünmedi. Hamileliği 41. haftaya kadar uzayınca sonunda doktora görünmeye karar verdi. Doktorlar ultrasonda tuhaf bir görüntüyle karşılaştı. Son derece nadir görülen dış gebeliğin görülme sıklığı %2 ila 3 aralığında. Normalde dış gebelik döl yatağında oluşsa da bu sefer karın boşluğuna kaymış. Keşfin ardından kadın hemen operasyona alındı. Hem bebek hem de anne için oldukça riskli bir operasyondu. Dış gebelik doğumu esnasında gerçekleşen komplikasyonlar nedeniyle anne ve bebeğin ikisinin de hayatta kalma olasılığı son derece düşüktü. Bebek sadece sezaryen yöntemiyle dünyaya getirilebilirdi. Plazentayı çıkarmak kan kaybına neden olacağından sezaryen bile çok riskliydi. 2 saati aşkın süre doktorlar operasyon gerçekleştirdi. Neyse ki operasyon başarılı geçti. Bebek dünyaya geldikten sonra hemen nefes almaya başladı. 4 kilodan fazlaydı. Bütün risklere rağmen bebek mucizevi şekilde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Uzmanlara göre bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelme şansı 625 milyonda birmiş. Kızıyla gurur duyan anne ona galip anlamına gelen Veronica adını verdi. Anne bir dahaki sefere hamile olduğunda kesinlikle doktora görüneceğini de ekledi. Başarılı cerrahlar sayesinde minik kızın durumu şimdi gayet iyi.